Buraya al, buraya battaniyenin yanına getirin. Battaniye var, battaniye var burada. Şurada battaniye var. Şurada battaniye var. Umke. Şurada battaniye var. Buraya içine koyalım. Daha var mı? Var. Sar içine. Biraz açık bir alana getirsen onu abi. Tamam. Yağmur da var ya. Buraya koy abi. Buraya hocam. Buraya. Battaniye abi getir. Aç abi battaniye aç. Getir battaniye. Şurada bir yara var, bir de şurada bir yara var. Çok oynatmayın yalnız. Ailesi devam edelim. 5 günlük bir süredir enkazdayız. Bu enkazda yer yer yani zorlandık. Yer yer ümidimizi yitirdik. Ama en güzel şey dün 103. saatte bir anne ve bir yavrumuzu çıkardık. Bugün ise yine bir anne ve iki yavrusunu çıkardık. Bizim için önemli olan canlı olmasıdır. Yine umudumuzu yitirdiğimiz zamanlardı. Saat ilerledikçe kendimizi de direncimizi de yok olduğunu zannediyoruz ama en küçük sese karşı duyarlı hale geldik. Bir anda grubun enkaz alanındaki bütün çalışanlardan sessiz olması talimatı geldi. Biz o sesin üstüne gittik. İlk etapta yine bir anne sesi olarak anladık. Biz sesin üstüne gittik, köpek olduğunu fark ettik. Ne olursa olsun aynı titizlikte davrandık. Bu hayvandır diye farklı şekilde gitmedik. Bizim için canlı canlıdır dedik ve üstüne profesyonelce gittik. Titizlikle davrandık ve aldık. Canlarımızı sağlam, sağlıklı bir şekilde çıkardık. Vücutlarında bir iki kırık var. Hemen belediye hattını arayarak yetkililerden destek istedik. Birazdan yetkililer gelip canlarımızı alarak daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde hayatlarını idame etmelerini sağlayacaklar. Uluyordu. Özellikle tam ezan vakti uluma sesine geldi. Yani bunu da ezanın okunması olarak yorumladık. Ezan sesinde hayvanların özellikle köpeklerin uluması olarak yorumladık. Ve iyi ki ezan okuma saatine denk geldi ve bu köpeğimize hayat oldu.